اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَلْ لَا زَنْبَلَ Günahından tevbe eden günah işlememiş gibidir diyor. Hanım ablalar, bu gecede konuşmasanız, beni dinleseniz niye konuşursunuz ki? Ha, burası Karacabey Hamamı mıdır? Bilemiyorum ki. Ya burada bu Kadir Gecesi, bak önemli şeyler söylüyorum, buradan istifade edin. Evet, hem caminin adabına terstir. Hoca konuşur, vaiz konuşur, nasihatler anlatır. İnsanımız da dinler, istifade etmeye çalışır. Bir yarım saat, bir saat sonra serbest, istediğiniz kadar konuşun dışarıda. Ama burada istifade edin, bak çok değerli şeyler söylüyorum. Günahlardan, hocam ben çok günah işledim, benim işim kötü. Hayır. Hazreti Ömer şarap küpünden çıkmıyordu, bak Hazreti Ömer oldu. Allah bağışladı. Bişri Hafi diye bir adam vardı, meyhaneden çıkmazdı. Büyük bir İslam tasavvuf adamı oldu. Onun için hani demiş ya, bir büyüğümüz sohbette şöyle dedi. Ya Rabbi dedi, ben günahım büyük büyük diyordum ama kitapları okudum, hocalarımızdan dinledim. Senin rahmetin benim günahımdan daha büyük dedi. Bak bu lafımı iyi tutun. Senin affın ve merhametin benim günahlarımdan daha büyük dedi. Beni bağışla. Öyle Hristiyanlıktaki gibi papaza gidip hani pedere gidiyorlar günah çıkartmaya. Beni affet ya peder. Kilisemize bir yardımda ihanede bulun, seni Tanrı bağışlasın. La böyle din olur mu? Günahı işlediğin kişi, zat kimdir? Allah'a karşı yaptı. Allah'tan af diler. Papaz ne hakkı var seni affedecek? Böyle bir saçmalık olur mu? Olmaz. İşte burada bizim İslamiyet ne der? Günahlarınla birlikte odana kapan. Allah'ım bunları yaptım sana malum. Şimdi çok pişmanım. Beni bağışlar mısın? Beni affeder misin yüce Rabbim? De. Papaza gerek yok. Allah seni bağışlar. Bizim dinimiz böyle güzel, hoş müjdeleri olan bir dindir. Kadir Gecesi'ni de fırsat bilin. Diğer gecelerde 20-30 sa şeyiniz, puanınız, duanızın kabul edilme puanı 20-30 sa, bu gece 90-100'dür. Unutmayın, yüz üstünde.